AK Parti, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın paralel devlet yapılanması iddiasıyla 6 saat ifadesine başvurulup vurulmadığını öğrenmek için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak başvurdu. Basın suçları Cumhuriyet Savcısı Yakup Aydın imzasını taşıyan yazılı cevapta Yusuf Ziya Yılmaz hakkında söz konusu iddia ile ilgili bir soruşturma bulunmadığı bildirildi. Yani resmi ağızdan söz konusu tezviratlara son verilmiş oldu. Aslında Yusuf Ziya Yılmaz geçen cuma günü Kılıçdere Camii'nde Vali İbrahim Şahin ve bazı bürokratlarla namaz kıldıktan sonra adliyeye geçti. Yargı güvenlik muhabiri arkadaşlar Yılmaz'ın paralel soruşturması için adliyeye geldiğine inanmıştı. Sordular, soruşturdular, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı gören olmamıştı. Gazeteci şüphesiyle onun başka bir kapıdan çıkarıldığı görüşü ağırlık bastı. Öyle ya, bu önemli bir soruşturmaydı ve olayın kamuoyuna yansımaması gerekirdi. Oysa konu hiç de öyle değildi. Büyükşehir Belediyesi'nin gizemli adamı Akın Özgün'ün eski eşinin açtığı dava ile ilgili olarak Yılmaz, tanık sıfatıyla dinlenmişti. Yılmaz için bütün mesele buydu ama Akın Özgün için mesele hiç de bu kadar basit değildi. Eski eşinin ve kardeşinin iddiaları ürkütücü boyuttaydı. Neyse, mevzu bu değil elbette. Biz dönelim Yusuf Ziya Yılmaz'ın ilk kez yaptığı bir işe. Hakkında hakaretlerin en alası yapıldığı zaman bile bugüne kadar yargıya başvurmak yerine sessiz kalmayı tercih eden Yılmaz, ilk defa bir yerel gazete hakkında dava açtı. Ancak bu iş burada bitmeyecek gibi. Ta ki külliyeden bir uyarı gelene kadar.